Evet değerli izleyenler, turnuvamızın ilk karşılaşmasını geride bıraktık. Erdal Gökçek ve Ali Koyuncu arasında çok güzel bir mücadele izledik. Çıtayı da yüksek bir seviyeye koydular ve turnuvamız da aynı seviyede devam edecek. Gecemiz de aynı seviyede maçlarla devam edeceğiz. Edecek. Hiç vakit kaybetmeden ikinci maçımıza doğru geçiyoruz. Erdal'ın finaldeki rakibini belirleme çabasında olacağız. Cengizhan Lale ve Serdar Şayık kozlarını paylaşacaklar. Evet değerli spor severler. Önce mavi köşede 60 kilogram ağırlığında 23 yaşında 1.73 boyunda profesyonel kariyerinde 7 maç yaptı. 6 galibiyeti, 1 mağlubiyeti var. Rakiplerini 2 kez nakavt etti. Bugün köşesinde Bora Egemen ve başarılı sporcularımızdan Berat Altıntop var. Ona alias diyorlar. Çünkü o Cengizhan Lale. Köşede 60 kilogram ağırlığında 22 yaşında 1.75 boyunda profesyonel kariyerinde bir maç yaptı ve onu da kazandı. Antrenörlüğünü aynı zamanda abisi olan Zafer Şayık yapıyor. Emre Erkan Fight Club'tan geliyor. Serdar Şayık. Müsabakanın ring hakemi Sayın Ali Hikmet Sağlam. Karşılaşmayı Ali Hikmet Sağlam yönetecek. Cengizhan Lale ve Serdar Şayık finalde Erdal Gökçek'in rakibi olmak için kozlarını paylaşacaklar. Güzel bir maç olsun. K1 kurallarına göre görüşeceksiniz. Kulağınız bende. Break deyince bir adım geriye çıkmadan dövüşmüyorsunuz. Dirsek vurma yok. Kafanız her zaman yukarıda. Kafa atma yok. Avuç işlerine dikkat edin. Sarılmayın. Tek diz vuruyorsunuz. Eğer istiyorsanız ikinci dizi bir aksiyondan sonra yapabilirsin. Peş peşe yani iki tane diz yok. Başarılar diliyorum. Köşenize geçin. Ali Hikmet Sağlam karşılaşmanın kurallarını hatırlattı sporculara. Ve artık turnuvamızın ikinci karşılaşması başlamak üzere. Cengizhan Lale ve Serdar Şayık kozlarını paylaşacaklar. Başladık karşılaşmamıza. Cengizhan siyah şortuyla, Serdar Şayık beyaz şortuyla karşımızda değerli izleyenler. İlk maçta da bahsettiğimiz gibi hızlı bir galibiyet alabilmek çok önemli. Ciddi bir avantaj. Turnuva karşılaşmalarında özellikle çok fazla yorulmadan, çok fazla hasar almadan, darbe almadan finale yürüyebilmek. Bakalım Serdar veya Cengizhan bunu başarabilecekler mi? Low kick denemesi Cengizhan'dan isabetli olmadı. Spinning back kick isabetsiz. Çok iyi bir tekme çıkardı burada Cengizhan Lale. Serdar Şayık yumruklarıyla gelmek istedi. Cengizhan gayet iyi kapandı ve hakem şimdi hemen araya girdi. Ali Akkaş bir kez daha bizlerle birlikte. Ali hocam ya ilk maç hakikaten çok keyifliydi. İkinci maçta şu ana kadar gayet iyi başlamış durumda. Evet, güzel bir finale gideceğimiz kesin ama kesinlikle, kim olacak? Kesinlikle. Erdal'ın rakibi, onu göreceğiz. Erdal finale yazdırdı adını. Rakibini bekliyor şimdi. Cengizhan Lale ve Serdar Şayık karşı karşıya değerli izleyenler. Şu anda ringin ortasında biraz ringe hakimiyet mücadelesi var. Dönerek çok iyi geldi Serdar Şayık. Sol koşu denemesi. Güzel kurtuldu Cengizhan. Aykik isabetli ardından. Tekmeler karşılıklı, çok sert bir tekmeyle geldi. Cengizhan Lale. Karaciğer'e doğru güzel bir sol direk isabeti var. Sporcular birbirlerini tamamen tanıma çabasındalar. İlk maça göre daha kontrollü gidiyor bu. Biraz daha böyle kontrolde götürüyorlar. Sonuçta bir maç daha var. Şimdi Serdar Cengizhan üstüne gitti. Yumruklarıyla birlikte az önce estetik bir denemede bulunmak istedi ama istediğini alamadı. Sol direk isabetli. Cengizhan'dan sol aykırı kaçtı. Hocam tabi bu sprette temponun nasıl yükselebildiğini az önce örneğiyle gördük kesinlikle, zaten. Kesinlikle. Yani gaza hangi noktada basacağınız burada önemli. Bu maçta tempoyu kimin ne zaman arttıracağı belki de belirleyici olacak. İlk roundunda son artık 35 saniyesine girmiş durumdayız. Serdar şöyle bir üstüne gitti rakibinin. Cengizhan menzilin dışında.
Bir long kick geldi. Serdar şimdi sadece elektrik istedi olmadı. Cengiz Han solunu kullanma çabasında. Break. Kılıçta gelen bir diz var. Ardından hemen hakem araya girdi. Serdar roundu güçlü bitirme çabasında. Sol tekmesi tutuldu Cengiz Han tarafından ve ilk roundunda sonuna geldik. Çok güzel bir rounddu. Kesinlikle öyle hocam. Şimdi yine birisinin tam anlamıyla önde olduğunu söylemek mümkün değil bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben ilk bir dakika izleyemedim. Erdal'ın açılmasına bir bakmaya gittim arkaya. Ama geldiğimden bu yana karşılıklı kontak var. Biri o vuruyor, biri o vuruyor. Son 10 saniye Serdar'ın daha sert böyle birkaç hatanı gördüm sadece. Ama genel olarak ortada giden bir rounddu. Hocam sıcağı sıcağına bilgi alalım sizden o zaman. Erdal ne durumda? Yani Erdal'ın durumu iyi, bir problem yok. Ciddi bir problem yok. Finali güzel, çok iyi, çok iyi bir haber hocam. Bu demek ki final maçında da Erdal Gökçek. Kesinlikle. %100'üyle ringde olacak ama onun rakibi kim olacak burada? İşte onu merak ediyoruz. Evet. Serdar mı yoksa Cengiz Han mı? Şimdi ikinci round biraz daha belirleyici olacak. Çünkü sporcular tanıdı artık birbirini. Kesinlikle. Köşelerinden de gereken talimatları alacaklar. Ve bakalım ringe neleri yansıtacaklar, hep birlikte göreceğiz. Daha sakin, sarılmayın. Hay! İkinci roundumuz başlıyor. Cengiz Han Lale ve Serdar Şayık karşı karşıya. Alkayış Fight Arena'da. 60 kilogramda dörtlü turnuvamızın ikinci maçında ikinci rounddayız. Şimdi Serdar Şayık çok etkili geldi. Özellikle bu switch kicklerde sol taraftan gönderdiği middle kickler etkili oldu şu ana kadar. Cengiz Han'a biraz hasar da vermeyi başardı. Birazcık daha hareketli kalma çabasında Cengiz Han Lale karşısında Serdar Şayık. Cengiz Han da güzel bir sol direkte girdi içeri. Darbeyi almadan, kontrayı almadan da çıkmayı başardı. Low kickler geldi karşılıklı. Serdar daha iyi blok alan taraf oldu burada. Cengiz Han'la bir low kick karşılık geliyor Serdar Şayık'tan. Sol direkt yine isabetli. Spinning back kick dönen tekmesiyle gelmek istedi, olmadı. Yine teknikler çalışıyor. Sporcular da şimdi mesafe kapandı içeride ama tuttular birbirlerini. Hocam tam anlamıyla içeri girmeyi başlarsa istediği noktada bir sporcu belki Serdar da Cengiz Han da istediğini oradan çıkartabilecek gibi gözüküyor açıkçası. Yani tempo bir anda artıyor orada. Bir anda yükseliyor tempo ve mesafeyi, distansı çok iyi koruyor geri iki tarafta. Sol direğini özellikle bunun için de çok iyi kullandı Cengiz Han. Hasarla verdi rakibine bir yandan. Serdar'ın low kickleri şimdi sıkıştırma çabasında rakibini hemen kurtuldu. Burada Cengiz Han Lale, ardından da Serdar yine dengesini kaybetti. Şimdi güzel tempo yükseliyor sanki izge. Tempo artıyor karşılaşmada. İkinci roundun ikinci yarısına doğru geldiğimizde high kick son anda blok almayı başardı buna. Serdar Şeyh kendi tekmesini denedi yine. Rakibinin yumruğunda kaldı, eldiveninde kaldı. Cengiz Han'dan bir sol direkt daha. Bir sol direkt daha şimdi. İçeride ama sarıldı sporcular yine. Fight! İkinci roundun artık son 60 saniyesi içindeyiz. Serdar Şayık ve Cengiz Han Lale Alkayış Fight Arena'da dörtlü turnuvada finale çıkmak için mücadele ediyorlar. Şimdi burada Cengiz Han sol buldu, rakibin de ayağı kaydı o sırada. Tam isabet sol kroşe olmak üzereydi. Serdar iyi bir sağ kroşeyle geldi. High kick ardından. Cengiz Han karşılık vermeyi deniyor. Round'un sonlarındayız. Serdar Şayık ilk round'u çok güçlü bitirmişti. İkinci round'da aynısını bir kez daha deneyecek mi? Bunu göreceğiz. Cengiz Han isabetleri buldu Serdar. Son 10 saniye işareti geldi. Anda rakibin üstüne gitti yine. İplere sıkıştırır Cengiz Han'ı. Roundları güçlü bitirmek istiyor. Tekmeler üst üste. Tam isabeti bulamadı ve ikinci roundun da sonuna geldik. Serdar Şevki çok güçlü bitirdi hocam. Son 30 saniye, son 20 saniye, 15 saniye büyük tempo yapmaya çalışıyor. Maç genelinde de yine ortada giden Serdar'ın daha sert, Cengiz'in daha net boksçu vuruşları var. Ama yine son 10 saniye yine Serdar bir atak yaparak, bilmiyorum hani belki kendini burada hakemlerin gözünde bir tık önde kapatmış olabilir.
Çünkü denk gidiyor mücadele. Birinin böyle bir ekstrem bir hareketi ona round'u kazandırıyor. Çok denk bir müsabaka. Yani hocam şunu söyleyebilirim ben. Cengizhan özellikle göğüs bölgesine, kaburgalarına çok fazla darbe almış durumda. Evet. Yani orta ve yüksek seviyeli tekmelerini Serdar'ın ya almak durumunda kaldı ya da kollarıyla blokladı. Evet. Kollarına çok darbe aldı bir yandan. Ve sert vuruşlar yapıyor Serdar. Ve sert darbelerde bunların hepsi. Kesinlikle öyle. Yani bu durum hem işte göğsüne, karın boşluğuna, kaburgasına aldığı darbeler Cengizhan Lale'nin nefesini etkiler mi? Kollarına aldığı darbeler biraz gardını düşürür mü? Vücuda aldığın her darbe senin enerjini düşürüyor İzge. Ben yıllarca dövdüğüm tabii için ki hocam. Her darbe senin enerjini düşürüyor. Yani yakın geçen bir maça fark yaratabilen bir şey varsa belki bu gibi gördüm ben şu ana kadar. Aynen. Üçüncü rounda başladık. Cengizhan Lale ve Serdar Şeyh karşı karşıya. Cengizhan tabii ki hala maçı bitirebilecek güce sahip burada. Tabii ki Cengiz patlama kuvveti yüksek bir dövüşçü. Cengiz iyi boks vuruyor. Serdar iyi tekme vuruyor. Şimdi sağ koşusuyla gelmek istedi Serdar. Rakibin içeri girerken yakalamak istiyor Cengizhan ama başaramadı bunu şu ana kadar. Sol direk. Low kick ardından. Şimdi iki sporcu da burada tabii ki hani maçı kazandım, maçta önde gidiyorum diyemez. Son roundda hala her şeyi yapmaları lazım. Serdar Şayık. Dönerek de gayet iyi geldi. Time stop. Süre durduruldu burada. Fight. Evet, bir an ayağını sildi orada Serdar ve devam ediyoruz. Break. Sporcular patlayıcı güçlerini son bölümde artık iyice göstermeye başladılar. Break. Cengizhan'ın atmaması lazım rakibin yere doğru. Middle kick. Oyna oyna oyna, dışarıdan geldi oyna. Köşesi de Serdar Şah'a biraz motivasyon desteği verme çabasında şu anda. Bakalım finale hangi sporcu yükselecek? Erdal Gökçen'in rakibi kim olacak? Son 1 dakika 10 saniye. Güzel bir diz çıkardı burada. Cengizhan Lale maçtaki en sert darbelerinden birini vurdu. Çok iyi dizdi. Serdar'ın antrenörlüğünde abisi Zafer yapıyor. Zafer de bir şampiyon. Cengiz'den bir high kick ardından sol isabeti. Oldu, ama rakibin yere atmaması lazım. Bu yeri geldi bu konuda. Bir daha yapmayacak bunu Cengizhan ve devam ediyoruz karşılaşmaya. Son 45 saniye. Biraz ayağı kaydı burada Serdar'ın. Problem yok. Devam ediyor. Sol direk isabetli. Şimdi burada. Yani Serdar durmamakta haklı, hakem dur dememişti çünkü. Şimdi süre durduruluyor. Doktor, doktor, doktor. Bir doktor kontrolüne gideceğiz. Ali Alka işte hemen tabii ki olaya müdahale etmek için köşeye doğru gitti. Tamam, dur orada. Şimdi burada tekrar görüntüleri izleyeceğiz tabii ki birazdan ama benim görebildiğim kadarıyla yani hakem daha dur demeden Serdar Şerik devam etti rakibin üstüne gitmeye. Ben Serdar'ın bir hatası olduğunu düşünmüyorum bu pozisyonda açıkçası ama tabii tekrar görmek lazım. Şu an beyaz köşede. Evet değerli izleyenler, işte pozisyon da ekranlarımıza yansıyacak. Şimdi burada Cengiz duruyor ama hakem daha dur deyip araya girmeden zaten tekniğine başlamış durumda Serdar. Devam mı? Yani benim görebildiğim kadarıyla ki tekrar da tam göremedik bunu ama müsabakanın hakemi daha dur demeden zaten tekniğine başlamıştı Serdar Şayık. Tamam eğildi tamam. Ya bu noktada hakemin dur demesi lazım şimdi. Stoptan sonra vuruş yok. Tamam. Time. Karşılaşma devam edecek. Fight. Kaldığı yerden değerli izleyenler son saniyelerdeyiz zaten. Sağ koşu isabeti geldi.
Serdar Şayık'tan ardından da bir diz. İki sporcu da güçlü bitirme çabasında mücadeleyi. Son 10 saniye içindeyiz artık. Ve mücadelemiz sona eriyor. Son bölüm bir miktar tabii ki farklı oldu ama mücadele sona erdi. İşte çok değerli konuklarımız var değerli izleyenler. Erkan Keskin ve Kemal Ayaz ekranlarımızda Army of Fighters'ın altında imzası olan bu isimler. Organizatör Erkan Keskin, koordinatör Kemal Ayaz, Selahattin Aydın yine burada ekranlarımızda değerli izleyenler. Türkiye'de kickboks camiasının önemli antrenörlerinden bir tanesi. Keza Efe Aydın da yine Selahattin Aydın'ın yanındaydı. Değerli izleyenler, çok değerli konuklarımız var gerçekten. Evet, işte Mert Akın da yine ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Yine burada Tuzla Marina'da onun organizatörlüğünde X Fight Arena heyecanını da sizlere aktarmıştık. 9 Temmuz'da da Akın Fight Arena yine bu ekranlarda olacak. Bunu da hatırlatalım. Şimdi yavaş yavaş artık ringe doğru dönme vaktimiz geldi değerli izleyenler. Bakalım dörtlü turnuvamızda finale kim yükseldi bakalım. Erdal Gökçe'nin rakibi kim oldu? Mikrofon Tarık Sayın'da. Teşekkürler. Ezden spor severler, Alkayış Fight Arena dörtlü turnuvanın ikinci maçında karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanıp ismini finale yazdıran sporcu Mavi Köşe Cengizhan Lale. Cengizhan Lale karşılaşmayı kazanıyor. Değerli izleyenler, bu anlaması zor bir karşılaşma. Hakemler de 2-1'lik skorla Cengizhan'a verdiler maçı. Bir ortak karar yok. Ve finalin adı böylece belli oldu. Alkayış Fight Arena'da Erdal Gökçek ve Cengizhan Lale. Dörtlü turnuvamızın finalinde gecenin kemeri için karşı karşıya gelecekler. Evet. Geceyi ölümsüzleştiren fotoğrafı çekiyoruz. Finale ismini yazdıran Cengizhan Lale olduğu böylelikle Erdal Gökçek'le karşı karşıya gelecek finalde sporcumuz. Evet, Cengizhan Lale karşılaşmanın galibi oldu. Değerli izleyenler, turnuva finalimizin de adı belli oldu. Böylece Cengizhan Lale ve Erdal Gökçek gecemizin final karşılaşmasında kozlarını paylaşacaklar. Ve nefes kesen bir ana maçımız olacak ama öncesinde de gerçekten gecenin fight card'ı dolu dolu değerli izleyenler. Ve şimdi artık yavaş yavaş 3. maçımıza doğru geçme vaktimizde. Geldi. Öncesinde tabii turnuva grafiği ekranlarımıza yansıyacak. Erdal Gökçek Ali Koyuncu'yu mağlup etmeyi başardı. Cengizhan Lale Serdar Şayı'yı geçti ve dörtlü turnuvamızın finalinde 60 kilogramda Erdal Gökçek Cengizhan Lale karşılaşmasını izleyeceğiz gecemizin ana maçında.